Evet başkanım. Başkanım resim alabiliyor muyuz? Evet çekiyoruz efendim. Dünyada çözülemeyecek sorun yok. Dünyada ölümden başka her işin, her sorunun bir çözümü var. Dolayısıyla sorunlar çözülmek için vardır. Şimdi yine sizin beklediğiniz, gündeme getirdiğiniz ama mutlaka da bir araya gelip ilgili taraflarla bir nihayete erdirilmesi gereken konularınız var. Dolayısıyla onlarla alakalı da biz elimizden geleni yapacağınızı bilmek isterim. Burada büyükşehirle veya belediyeler olan meselelerde de şunu söyleyebilirim size. Elimden ne geliyorsa yapmak için uğraşacağım. Bu hatlarla alakalı, araçların kullanımıyla alakalı vardı. Tabii onu hemen yönetmeliğini değiştirdik. 2025'e kadar bir sorun çıkmayacak. Ama tabii daha onun kalıcı olarak sizde bir beklenti var. Onu tabii meclis ayağında çözmemiz gerekebilir. Sizin de talep ettiğiniz, bir şekilde bir çözüme ulaşamadığınız, bana arkadaşların bildirdiği, başkanın bildirdiği birkaç konunuz var. Dediğim gibi bunu tarafları toplamakla, aynı masanın etrafına oturtmakla mümkün. Sizler toplumun böyle hücre dediğimiz yerlerindesiniz. Yani en kılcal kısımlarında bulunuyorsunuz. Toplumun her gündeminden haberiniz var. Ülkenin, şehrin her gündeminden haberiniz var. Ne olup bittiğinden, şehirde neler konuşulduğundan, ülkede neler konuşulduğundan sizlerin hep birinci derecede haberiniz olur. Vakıf olursunuz konulara. Şimdi biz 2 hafta sonra, tam 13 gün sonra sandık başına gideceğiz. Değerli arkadaşlar, esnaf her zaman bize güçlü destek verdi. Ben Samsun'da da sizlerden bu güçlü desteğinizi Cumhurbaşkanımıza ve mecliste istiyoruz. Ülkenin gelecek 5 yılını kesintisiz, ne olacağı belli, nereye gideceği belli, ne yaptığı belli olan bir liderle 2023-2025 arasını yönetmemiz gerekiyor. Türkiye'nin değerli arkadaşlar en temel meselesi enerjiye olan bağımlılığıdır. Nedir bu? Doğalgaz ve petrol. Az önce de zaten söyledi akaryakıt. Yani siz onun ÖTV yansımasını görüyorsunuz. Çünkü o vergiyi görüyorsunuz siz. Ama öbür tarafta sanayide işletmesini görüyor. Öbür tarafta petrokimya ürününde görüyor. Dolayısıyla nedir? Doğalgaz ve petrol. Türkiye bunlar da dışa bağımlı. İnşallah şimdi Karadeniz gazının çok uzak değil buraya Zonguldak açıklarında Karadeniz gazının artık üretim aşamasında geçti. Sistem entegre edildi. Yavaş yavaş orayı geliştireceğiz. İnşallah yeni keşifler de orada bekliyoruz. Dolayısıyla şimdi biz özellikle petrol konusunda da diğer madenler konusunda da arama faaliyetlerimizi yoğunlaştırıyoruz. Biz bu enerjideki Türkiye'nin sadece kendi ihtiyacını karşılayacak seviyeye getirdiğimiz takdirde bile Türkiye'yi artık başka bir segmente taşıyor olacağız. Resmi gazetede bir şey yayınlandı. Karadeniz'in en büyük serbest bölgesinin Samsun'da kuruluşu yayınlandı. Diyeceksiniz ki serbest bölge, biz şoför esnafıyız. Bizimle arkadaşlar, sanayinin geldiği yerde sizin de işiniz artar. Üretimin olduğu yerde sizin de yoğunluğunuz artar. Üreten şehirlerin refahının yükseldiği yerde herkesin geliri artar. Büyükşehir, vali, biz, o da benim başkanımla toplanacağız. Orada inşallah hayırlı kararlar alırız. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için.